Lili, eve atıştırmalık bir şeyler getirmişsin. Hayır, onlar senin için değil. Aç gözlüsün, biliyor musun? Aa, bana ne ya? Beni göremiyorsun değil mi? Neyse ki beni oradan duyamaz. Dahi miyim neyim? Arkana dönme. Ha? Cipsim nereye gitti? Oh, kesin bu işin arkasında Jared var. Haksız değil. Beni izlemeye devam et. Daha bir sürü yiyecek tiyosu göreceksin. Son pastayı aldığımıza inanamıyorum. Eminim bayılacak. Ah, onu duydun mu? Boş ver. Neredeyse unutuyordum. Kotyon, mükemmel bir son dokunuş ve sevimli poster değil mi? İyi düşünülmüş detaylar gerçekten de parti havasını veriyor. Gazozlar hazır. Burası neredeyse tamam. Oh, burası harika görünüyor. Bir şey daha var. Onları yaksak iyi olur. Oha, duyuyor musun? Geliyor, gitmeliyiz. Hayır, buradan. Ah, pasta. Bir parçasını koparmış bulundum. Aa, neler oluyor? Bunların hepsi benim için mi? İyi ki doğdun. Vay canına. Ya kaşık? Kadehte pasta ha. Ne ikram ama. Siz ikiniz çok yaratıcısınız. Öyleyizdir. Şerefe. Anlaşılan kadehte pasta çok beğenildi. Ekmek üstü Nutella. Daha iyi bir şey var mı? Küçük bir de çikolata işleri bir adım ileri götürür. Fazla çikolata diye bir şey yoktur. Aa, evet. Şunu sandviç yapayım. Oo, ne tatlı. Bu yediğim en güzel şeydi. Ama daha fazlası için hala yerim var. Lili. Tatlılar hakkında ne demiştim? Her seferinde sadece bir tane. Biraz yeşilliğe ne dersin? Hayır baba. Onlar senin için iyi. Gelişme çağındasın biliyorsun. Bana sonra minnettar kalacaksın. Ondan emin değilim. Kendimi tavşan gibi falan hissediyorum. Aman babam Zula'mı bilmiyor. Şeker bebeğim. Ama kendimi kötü hissettim. Niye sinirimi bozmasına izin veriyorum ki? Ama belki suyuna gidebilirim. Bir fikrim var. Bir dilim ekmek al ve ortasına bir delik açmak için bardak kullan. Kurabiye kalıbı gibi. Bunu paketteki birkaç dilime daha yap. Şimdi içine şekerleri boşaltabilirsin. Bu harika bir saklama yeri. En üst dilimi unutma. İşte geliyor. Tadı çok daha iyi değil mi? Hmm, tadı berbat ya. Çok kötü. Neyse ki şu var. İşte buna sağlıklı beslenme derim. Bu leziz akşam yemeğiyle herkesin aklını başından alacağım. İşin özü taze malzemeler kullanmak. Oo, tavuk hazır gibi kokuyor. Çok leziz. Aa, düşündüğümden biraz daha kuru olmuş. Ama yine de tadı iyi olacak. Sanırım bunu düzeltebilirim. Çalar saat niye çalışmadı ya? Of, işimi bozdun aptal saat. Hızlı düşünmeliyim. Buldum. Çok zekiyim. Alo, sipariş vermek istiyorum. Teşekkürler. Ne çabuk, çok teşekkürler. Oo, benimkinden çok daha iyi kokuyor. Ne güzel değil mi? Tabağım da benim istediğim gibi duruyor. Misafirim. Oh. Burada bir şey çok güzel kokuyor. Bana mı?
Kendim yaptım. Sıcak, dikkat et. Biraz dağılıyor ha. Aynen öyle. Sanırım bana bu kadarı kafi. Tadı güzeldi ama. Hey, dur sana bir taktik göstereyim. Hazır mısın? Bir lavaş al ve ortadan şöyle kes. Sonra her köşeye farklı şeyler yerleştir. Çeşitli malzeme ve soslar olabilir. Sonra her bölümü şöyle katla. Her seferinde bir kat. Sonuncusu mükemmel. Şimdi ortalığa dökülmez. İşte. Ne leziz değil mi? Bir daha takoları eskisi gibi yemeyeceksin. Bunların hepsini nasıl bitireceğim? Tamam, sanırım şimdi anlıyorum. Of, aptal kalem. Kimi kandırıyorum? Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. En azından kahvem sert. Pekala, odaklan. Aslında bunun cevabını biliyorum. Yapıyorum. Sanırım B. Kahveyi doldurayım. İşte budur. Of. Of. Düzgün göremiyorum bile. Yorulmaya vaktim yok. Gözlerimi açık tutmalıyım. Of. Ödemi sıra sıklam ettim. Bu bir felaket. Ne sakarım? Şunu tekrar doldurayım. Burada ne oldu böyle? Hepsinin üstüne kahvemi döktün. Zavallıcık. Keşke sana yardım edebilseydim. Aslında belki edebilirim. Bana fincanını bir ver. Cips kutumun kapağı üstüne tam oluyor. Bu başka bir kaza olmasını önler. Nerede kalmıştım? Yok. Hey, dökülmedi. Lili bayağı iyi bir iş yaptı. İçindekini de sıcak tutuyor. Şimdi de şu problemi çözebilseydi. Yemek tiyoları karnını mı acıktırdı? Arkadaşlarını da bu ağız sulandıran öneri ve tavsiyelere dahil etmek için videoyu onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir şeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.